Ev amcısı bugün Kuşadası Caferli köyünde. Eğer bir çiftlik hayatı yaşamak istiyorsanız, bunu köyde sessiz sakin bir ortamda yaşamak istiyorsanız ve buradan şehir merkezine, Kuşadası merkeze 8-10 dakikada gitmek istiyorsanız, denize 8-10 dakikada gitmek istiyorsanız, kapınızın önünde de toplu taşıma araçları olsun istiyorsanız tam da size göre bir ev. Burası harika bir ev. Şimdi de size teknik detaylardan bahsetmek istiyorum. Burada 3 tane tapu alacaksınız. 3 tane farklı arsa var burada. Bunun güzelliğini söylemek istiyorum. Güzelliği nedir? Bir tane arsanız şu anda boş ve siz oraya da bir tane daha ev yapabilirsiniz ya da nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. 1300 metrekare, 3 arsamızın toplamı 1300 metrekare. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz evde 340 metrekare brüt kullanım var. Ayrıca bir tane daha binamız var, birazdan göreceğiz. O binamızda 65 metrekare. Yüzme havuzumuz içeride, tüm donanımlarımızla beraber gerçekten çok rahat yaşayabileceğiniz bir ev. O zaman ayrıntılı bir şekilde dolaşalım. Şu anda köyün meydanına çok yakınız. Hemen şu arkamda görmüş olduğunuz yer köyün meydanı. Buradan toplu taşıma araçları da kalkıyor. Kuşadası'na, Davutlar'a, Söke'ye, her yöne buradan gidebilirsiniz. Evimizin önündeyiz şu anda. Araç park edebileceğiniz çok müsait alanlar var. Zaten köy yerindeyiz. Bunları çok düşünmeye gerek yok. Fakat içeride ayrıca birçok aracın girebileceği ayrı bir alanımız var. Hatta size şöyle güzel bir haber vermek istiyorum. Evimizin hemen önünde Kuşadası'nın en ünlü fine dining restoranı var. Evet, bu da sizin için bir artı demek. Buradan hemen evimize geçiyorum. Evet, şimdi evimizin bu güzel girişindeyiz. Hemen karşınızda taş bina. Taş ve ahşap ben çok seviyorum. Girer girmez hemen iki tane zeytin ağacımız var. Hemen arkamızda dut ağacımız var. Onun arkasında da sanırım kiraz ağacımız var. Burada birçok meyve ağacımız var ve tabii ki bunları çoğaltmak tamamen sizin elinizde. Ben hemen, burası bizim giriş bölümümüz. Ana binamız ve ana binamızın girişi. Fakat eve girmek istemiyorum ilk etapta. Önce hemen dışarıyı tanıtmak istiyorum çünkü burada çok farklı bölümler var. 2-3 tane bahçe olarak kullanacağınız havuzun da olduğu ve artı bir tane boş arsamız var. Hemen ilk etapta onlara bakalım. Burası dışarıda oturabileceğiniz bir alan. Şu anda burada 6 kişilik bir masa var ama bu büyütülebilir burada. Bunun sebebi de şu, hemen önünüzde bir tane barbekü var. Burası hem gölge olarak kullanabileceğiniz, üst tarafı da videonun en sonunda çıkacağız, bakacağız, balkon olarak kullanılan bölüm. Buradan hemen sol tarafa geçiyorum. Burada havuz bölümü. Havuzumuz 18 metrekare. Burada ikinci bir veranda oluşturulmuş. Sedirimiz de var. Ve buranın güzelliği, bu bölümün güzelliği, akşamları çok daha keyifli olur burası. Hem gün batımını izleyebileceğiniz hem de karşıda Milli Park'ın dağlarını göreceğiniz bölüm. Ya inanın, burada çok farklı farklı keyifli alanlar var. Şimdi hemen bu havuz kenarından sizlere diğer parselimizi göstermek istiyorum. Burası önemli, dediğim gibi şu anda burası yemek alanı. Dışarıda üçüncü bir yemek alanımız var. Dediğim gibi burada alan çok büyük olduğu için çok farklı kullanabilirsiniz. Burası yemek alanı. Bu daha da muhteşem bir manzaraya sahip. Buradan denizi, Samos'u görebiliyorsunuz. Diğer taraftan da Milli Park'ın dağlarını görebiliyorsunuz. Burada ayrıca ikinci girişimiz var. Benim az önce yürüyerek girdiğim bölüm, dışarıda arabanızı bırakabilirsiniz ya da arabanızı içeriye alabilirsiniz. Hatta burada araba için bir gölgelik de yapılmış. İki araç oraya park edebilirsiniz. İsterseniz bu alanı daha da büyütüp kendi özel araçlarınızı tabii ki buraya da park edebilirsiniz. Ve ayrıca yemek alanımız şu
manzara gerçekten çok çok değerli bence. Hemen buradan sizlere söylemiştim, iki binamız var diye. Buradan müştemilat olan bölüme gidiyoruz. Oraya girmeyeceğim. Çünkü şu anda orası gerçekten tıka basa dolu diyebiliriz. Bütün eşyaları oraya koymuşlar. 65 metrekare büyüklüğünde şu anda depo gibi kullanılıyor. Ama orası misafir odası ya da müştemilat olarak rahat bir şekilde kullanacağınız büyük bir alana sahip. Şimdi isterseniz hemen evimizin içine geçelim. Evet, ilk girişteki verandamızdan giriş kapısına geçiyorum. Ya inanın bunların hepsi çok çok keyifli. Buraya geldiğinizde anlayacaksınız. Taş binalara zaten bayılıyorum. Ve özellikle taş ahşap karışımı harika. Çok çok keyifli diyebilirim. Evet, şu anda salon bölümündeyiz. Salonumuzun büyüklüğü 40 metrekare. Az önce size binayı göstermiştim. Burada diğer bir bina var. Artık isterseniz belki siz daha sonradan da orayı bu ana giriş bölümüne, ana binanın oraya da dahil edebilirsiniz. Bu şeylere bayıldım. Ahşap pencerelere bayıldım. Çok keyifli. Yani anahtarları bile bakın ne kadar güzel. Bu detaylar benim için çok çok önemli. Bu kalp detaylarını herhalde Doruk atlamamıştır diye düşünüyorum. Evet. Hemen bir şey daha ilave etmek istiyorum. Evimizde şöminemiz var. Gerçek şöminemiz. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun yanında evde iki tane de pelet sobası var. Bu iki tane pelet soba daha önceden de kullanılmış ve bu evi ısıttığını söylüyor. Daha önce yaşayan ev sahibimiz. Geniş bir alan, 40 metrekare. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Benim arkamda görmüş olduğunuz bölüm, yemek bölümü. Orası da 25 metrekare. Yani aslında çok geniş bir alan. Hatta isterseniz burayı mutfağa çevirebilirsiniz. Birazdan içeriye gireceğiz. Kapalı mutfağımız var. Demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Doruk, şu küçük detayı da göstermek istiyorum. Tabii ki çok uzun bir giriş bölümü olduğu için burada hemen girişe kimin geldiğini de buradan görebilirsiniz. Dediğim gibi burası bir köy, taş ev ama burada tabii ki modern kullanılabilecek, konforunuzu sağlayabilecek çok güzel dokunuşlar var. Hemen bu kattaki ortak banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Giriş bölümü de çok hoş. Yeteri kadar büyüklük termosifonumuz burada. Banyo bölümü. Çok detaylı da girmeye gerek yok diye düşünüyorum ve buradan çıkıyoruz ve sizlere şu alanı göstermek istiyorum. Evin en güzel yanlarından birisi. Açık, çok yüksek bir tavan. Bu galeri boşluğu buraya gerçekten çok yakışmış. Yukarıda iki tane odamız var ve bu iki tane oda aşağı bölüme bakabiliyor. Bu da değişik bir mimari yapı olmuş benim açımdan. Evet, buradan hemen yemek odası bölümüne geçiyoruz. Burası 25 metrekare büyüklüğünde şu anda yemek bölümü olarak kullanılıyor. Az önce size söylemiştim. Burasını mutfak olarak kullanabilirsiniz. Hatta burası ilk etapta mutfakmış. Daha sonradan yan taraf ilave edilince mutfak kapalı olarak o bölüme taşınmış. Doruk, sana şunu göstermek istiyorum. Burada bir kilerimiz var. Evet, kiler de unutulmamış. Hatta aslında şarap mahzeni mi desek? Yani gayet güzel değerlendirilmiş bir bölüm. Evet, bu bölümü hemen kapatıyoruz. Bunlar da güzel düşünülmüş ince detaylar. Çok keyifli. Şu mobilyalara da bayıldım bu arada. Yani ben ahşabı çok seviyorum. Bunlar için ayrı bir program yapalım Doruk ya. Yani... elimizde bayağı değerli şeyler oldu. Videolar birikti. Evet,
Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Burada bir koridorumuz var. Gene ahşap ve gene en sevdiğim noktalardan bir tanesi. Bu her yerde var ama hemen görür görmez söylemek istiyorum. Bu ahır kapı. Ahır kapılar benim kesinlikle son dönemdeki favorilerim arasında. Evet, mutfağımıza geldik. 20 metrekare büyüklüğünde bir mutfağımız var burada. Dediğim gibi kapalı bir mutfak yapılmış. Az önce eğer siz açık mutfak kullanırım diyorsanız, hatta odaya da bağlamak istiyorsanız mutfağı tekrardan oraya taşıyabilirsiniz ve burayı odaya çevirebilirsiniz. Mutfağımızın hiçbir sıkıntısı yok. Buradan yol tarafına bakıyor, havalandırması var. Arka tarafta koridoru açılan penceresi var ve büyük L şeklinde bir mutfak tezgahımız var ki ciddi anlamda büyük bir mutfak ve çok fazla depolama alanı var. Karşı tarafta hatta iki tane buzdolabını da şöyle göstereyim sizlere. Yani çok geniş bir mutfağımız var. Tabii ki bu eve yakışan büyüklükte bir mutfak. Evet, şimdi buradan aşağıdaki odamıza geçiyoruz. Gene koridordayız. Geçerken hemen Doruk şuraya bir bakıverelim. Giriş katındaki ikinci banyo tuvaletimiz. Hatta burayı bence bu odaya ait olarak kullanabilirsiniz. Yani bu odanın özel banyo tuvaleti olabilir. Girişte çünkü az önce bir tane daha banyo tuvaletimiz vardı. Evet, 20 metrekare büyüklüğünde ikinci odamız. Çatı yapısı gene çok hoş olmuş. Evet, burada ahşap kolonlarımızı da görüyorsunuz. Bu ahşap bana çok sıcak bir hava veriyor. Şurada küçük ve çok keyifli bir balkonumuz var. Doruk, çıkabilir miyiz? Bu renge de bayıldım ya. Harika. Yani renk mükemmel olmuş. Buradan köyün meydanını görebiliyorsunuz. Bu odaya ait burada bir balkon oluşturulmuş. Şimdi tekrardan giriş bölümündeyiz. Atladığım bir şey var. Yani nasıl atlanır bilmiyorum ama kocaman burada bir dresuar var. Ya burada kullanılan malzemelerin hepsi çok özel ve bence bayağı da keyifli olmuş. Doruk, şimdi yukarı çıkacağız ama gene unuttuğumuz bir bölüm var. Hemen onu göstermek istiyorum. Merdiven altı, burada bir depolama alanı var. Çamaşır makinemiz de buraya koyulmuş. Evet. Ya vallahi küçük küçük bir sürü detay var, unutabiliriz. O zaman ne yapıyorsunuz? Hemen benim telefon numaramdan arıyorsunuz. Burayı beraber sizinle detaylı olarak geziyoruz. Ben burayı size gösteriyorum. Evet, ahşap merdivenlerimizden çıkıyoruz. Buna dokunmak bile çok güzel bir his. Evet, üst katımıza çıktık. Galeri boşluğundayım. Buradaki kalasları görüyorsunuz herhalde. Diğer taraftaki ahşaplarda burada sanki bir dağ evi. Yani dağ evi, çiftlik evi, köy evi. Burada hepsini aynı anda yaşıyorsunuz. Birazdan şu pencerelere de çıkacağım. Evet, şimdi yukarıdaki ilk odamıza geçmek istiyorum. Evet, yukarıdaki odamızdayız ve tabii ki burada bir ahır kapımız var. Ya inanın ben bu ahır kapı hastası oldum. Eve de bütün o kapılarımı ahır kapı yapacağım sanırım. Birinci odamız, çatı şeklimiz gene aynı. Bütün odalarımızda çatılar aynı. Üçgen çatı olarak gidiyor. Ve burası 28 metrekare büyüklüğünde iki tane büyük penceremiz var. Bir tanesi buradan muhteşem bir manzaraya bakıyor. Kuşadası'nı, Körfezi'ni tamamen görebiliyorsunuz buradan. Milli Park'ın dağları muhteşem ve burada da büyük bir ihtimalle kiraz ağacımız diye düşünüyorum. Onun çiçekleri de açmış, pembe pembe, harika. İkinci penceremizden de köyün meydanını görüyorsunuz. Burası bizim kendi çatımız. Hemen o çatının üstünden de köyün meydanını görüyorsunuz ve en güzel noktalarımızdan bir tanesi. Buradan salonu görebiliyorsunuz. Doruk, bu eski evlerde bu alana ne deniyordu? İç avlu aslında orası ama buranın üzeri kapalı. Yani eskiden biliyorsun ki üstü açık olurdu buranın, iç avlu olurdu. Evet, üstü kapalı bir iç avlu olmuş o zaman, doğru mu? Ne denir bilmiyorum ama... Neyse, biz öyle diyelim. İç avlu. Tamam. İç avlu ama çok keyifli olmuş bence ya. Çok güzel çünkü buradan en azından diyalog halindesin, irtibat halindesin yani. Müzik.
Evet, gene bu kedi yolu, kedi yolundan diğer karşıdaki ikinci odamıza geçiyoruz. Benim ana yatak odası olarak belirlediğim oda. İkisini de tabii ki kullanabilirsiniz. Burası 26 metrekare. Karşı taraftan 2 metrekare daha büyük. Fakat buranın nefis bir balkonu var. Kocaman bir balkon. O yüzden burasını ana yatak odası olarak belirledim. Burada bol miktarda depolama alanı var. 2 tane de penceremiz var. Burası güney cephesi. Az önce de güneşimiz gitti maalesef. Bulutların arkasına girdi. Buradan diğer arsamızı, yani kendi bahçenize bakıyorsunuz. Diğer taraftan da kendi bahçenize bakıyorsunuz. Ve tabii ki en güzel noktaya geçiyorum. Şu anda balkonumuza geçiyorum. Evet. Buradan kesintisiz muhteşem bir manzara var. Nasıl diyeyim? Yani 180 dereceden daha fazla bir manzara var. Burada sadece kuş seslerini ve bu köyün sesini işitiyorsunuz. Trafik diye bir şey yok. Burada hava kirliliği diye bir şey yok. Şimdi sizlere küçücük de olsa köyden bahsetmek istiyorum. Çünkü köyün yapısı önemli. Burada köyün kendi yerli halkıyla beraber İstanbul'dan, şehir dışından, hatta yurt dışından gelmiş daha entelektüel yapıya sahip insanlar bir beraberlik içinde yaşıyorlar burada. Hatta size söylemiştim, Kuşadası'nın en ünlü fine dining restoranı da bu köyde. Yani hani köy deyince aklınıza böyle klasik Anadolu'daki köyler gibi bir yer aklınıza gelmesin. Ayrıca burası koruma altında ve burada taş evler yapılıyor. Bu dokuya uygun evler yapılıyor. Bence bu da çok çok değerli ve güzel. Köyde aynı zamanda şenlikler oluyordu. Fakat bu korona döneminde şenlikler olmadı. Hatta ben bu şenliklerde çekim de yapmıştım. Çok keyifli birçok ünlü isim de geliyor. Hatta o ünlü isimlerden burada yaşayanlar da var. Artık o kadar küçük ipucu verebilirim sizlere. Vallahi aklıma aslında daha pek çok şey geliyor ama hepsini tabii ki videoya sığdıramıyoruz. O yüzden ben size şöyle diyeyim. Bu evi görmek istiyorsanız, bu evi satın almak istiyorsanız hemen benimle iletişime geçiyorsunuz. Telefon numaramı bırakıyorum. Bizi YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan takip etmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.